Herkese merhaba. Bir yeni videoda daha karşınızdayım. Arkadaşlar, bugün çok soru geldiği için ve eğitimler hakkında da bilgi istendiği için bununla ilgili de küçük bir video yapmak istedim. Çünkü herkese yazıyorum. Yetişemediklerim de oluyor. Herkesin de bilgi almaya hakkı da var. Çünkü bir şeyler söylüyoruz. Biliyorsunuz geçenlerde Kubilay Aktaş'ta bir güzel bir röportajımız olmuştu. Burada Şemsül Marif'ten bahsetmiştik. Şimdi bunun tabii ki detayını da vermemiz gerekiyor. Ya bununla ilgili video çekmeyecektim ama çok soru geldiği için mecburen cevap vermek zorunda kaldım. Şimdi bahsetmiş olduğumuz Şemsül Marif şu an orijinali piyasada yok. Birçok bununla ilgili bunun kopyaları çıktı. Baktığımda da ister istemez derinlemesine araştırdığımda birçok içindeki dualar yeni Havas kitabı adı altında olduğu için gizli ilimler olarak da geçiyor. Şimdi onu da şöyle ifade etmemiz lazım. Şimdi şu an orijinal sadece PDF olarak bulabiliyorsunuz. Selahattin Alpay çeviri imzalı. İsteyen indirebilir. Oradan da devam edebilir. Ama ben bunun bir sorumluluğu olduğu için bu kitabın hani eğitim vermediğim kişilere bu sorumluluğu almak istemiyorum. Ama isteyen orijinali bulabilirse Selahattin Alpay imzalı bunu bulabilir. Yani bu kimin kitabı, kim yazmış bunu diye baktığımızda, bunun geçmişlere gittiğimizde oldukça bir derin bir geçmişi var. Yani İmam Ahmet bin Ali imzalı. Biz bunu Buni olarak da biliyoruz. Kitabın yazarı kendisi. Kendisi bu konuda oldukça alim bir kişi. Zaten internetten de araştırabilirsiniz. Bunun detayına girmeyeyim. Şimdi bu kitabın özellikleri ne? İlk başta ondan bahsedeyim size. Şimdi arkadaşlar, bu kitap gerçekten çok özel bir kitap. Şimdi baktığınızda çoğu insan bunu büyük kitabı olarak görüyor. Evet, kötüye kullanacaksanız bu bir büyük kitabıdır. Bizim halk dilinde söyleyeyim. Doğrusuna da baktığımızda bu bir Havas kitabıdır. Şimdi Havas'ın iki yönü var. Bir iyi yönü var, bir kötü yönü var. Şimdi kötü yönüne baktığımızda şu an yani bizim halk arasında cinci hocalar dediğimiz kişiler bunu mutlaka eğitimini almış kişiler. Fakat kötüye kullanmışlar. Kötüye bir kere kullandığınızda bir daha iyiye dönüş yok desem yeridir. Çünkü o bağdan çıkamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Biz bunu nasıl kullandık? Ben nasıl kullandım onu anlatayım. Şimdi burada her şeyden önemlisi şu: niyet. Zaten kitabı okumaya başlarken bir niyet etmeniz gerekiyor. Tabi bunun gereksinimleri de var. Örnek veriyorum, bir iki gün normal et ve süt ürünleri yememeniz gerekiyor. Bir perhizle başlamanız gerekiyor. Örnek veriyorum, evliyseniz, bir aileyseniz kesinlikle bir cinsel perhiz de şart bu dönem içinde. 2 gün öncesinden başlıyorsunuz ve bu bir vecd olayı olduğu için kalbinizi uyandırabilmeniz için bir 7 günlük bir kapanma, insanlardan uzaklaşma dönemi yaşamanız gerekiyor. Ve bu dönem içerisinde 7 gün boyunca odanızdan çıkmamanız, o çemberinizi bozmamanız gerekiyor. İnce bir konu. Bunu eğitim alacak olan arkadaşlara daha detayını anlatıyorum. Çünkü herkes bunu yapabilecek durumda değil. Zaten herkese uygun da değil. Bunu söyleyeyim. Şimdi bu kitabı okumaya başladığınızda ne oluyorsunuz? Şimdi bir kere kalp gözünüz açılıyor. Bunu baştan söyleyeyim. Tabii burada söyleyemeyeceklerim de var. Onu da göz ardı etmeyin lütfen. Her şey ekran karşısında söylenmiyor malum. Burada iyi bir 5 vakit namaz kılmanız gerekiyor. Geceleri de mutlaka 2 defa teheccüd namazı kılmanız gerekiyor. Bu eğitim almayacak, kendisi okuyacak arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi bu kitabın mutlaka bir rehberi olması gerekiyor. Rehber derken sizi yönlendirecek bir kişi. Ben rehberinizim demiyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Sadece eğitim vermiş olduğum kişilere rehberlik yapabiliyorum. Çünkü o arkadaşlar yaşayacağı tüm durumları ben de paylaşıyor. Bunun akabinde bu kitapta okuduğunuzda tüm duaları da ister istemez okumak zorunda kalıyorsunuz.
Bunu kötü niyetle okumadığınız sürece hiçbir sorun olmuyor. Herhangi bir temasla karşılaşmıyorsunuz. İyi okuduğunuzda da tamamen kötülerden kurtuluyorsunuz. Kendinizi temizliyorsunuz. Tamamen kumandanızı elinize alıyorsunuz. Hani herkesin içinde olur bir ses konuşur. Bu ses niçin oluşur? Bunlara bakmak lazım. Şimdi bu ses kötü tarafa gittiğinizde kötü konuşmaya başlıyor. Şöyle söyleyeyim. Herkesin mevcutlusu konuşuyor. Kötü cini konuşuyor derim. Sağ tarafta duran melek de susmak zorunda kalıyor. Ama bunu gerçekten doğru okuduğunuzda ve iyi niyetle, salih bir kalple okuduğunuzda tamamen artık kötü konuşmalardan, kötü iç sesinizden kurtuluyorsunuz. Yani sizi kötüye götürmüyor. Onu baştan söyleyeyim. Sürekli iyi olan bir şey konuştuğunda da duru görünüz açılıyor. Hissetmeye başlıyorsunuz. Bunlar yaşanıyor. Daha bunun gibi birçok şey var. Bunu normal okuyacak arkadaşlardan bahsediyorum. Şu anki anlatım ona göre yapıyorum. Ama özellikle söylüyorum, herkes okumasın. Yani 7 gün kapanma, hiç dışarıda hiçbir bağınız kalmayacak 7 gün boyunca. Örnek veriyorum, evinizde ailenizle yaşıyorsanız mutfağa dahi mümkünse gitmemeye çalışacaksınız. Yemeğiniz kapınıza verilecek, kapıdan alacaksınız. 7 gün boyunca sadece gideceğiniz bir tuvalet ve duş ve abdest alacaksınız. Başka bir şey yok. Normal yemeğinizi de odanızda yiyeceksiniz. Sürekli bir ibadet formunda olacaksınız. Maksimum 3 ya da 4 saat uyuyacaksınız. Ve karanlık bir ortamda olacaksınız. Burada okuduğunuz dualar ve kitabın içinden kendinize seçeceğiniz zikirler olacak. Bunu ancak bu şekilde ifade edebilirim. Bunu okuduktan sonra artık sizin yönünüz ne olduğunu kendiniz hissedeceksiniz. Şu yönde olacaksınız demiyorum. Bunu çünkü kendi herkese göre özel çalışıyor. Sizin ne niyetiniz varsa ona göre hareket edeceksiniz. Çok fazla detay veremiyorum. Onu fark etmişsinizdir. Bunu ancak eğitim verdiğim kişilere anlatıyorum. Bunu da eğitim vermeye amaçlayarak bunu söylemiyorum. Bunu da özellikle altını çiziyorum. Herkesin bilmesi gerektiği bir kitap değil. Bu sadece videoda bunu gerçekten birazcık anlattığımız için bunu söylemek zorunda kaldım. Şimdi gelelim eğitim durumuna. Şimdi herkese de eğitim de vermiyorum. Onu da söyleyeyim. Bu kişinin konuşmasına, yapısına, hareketesine, aile yapısına, yapmış olduğu işe, geçim durumuna göre vermek zorundayım. Çünkü bir 7 günlük bir kapanış süresi var ama bu sadece 7 günde bitmiyor. Bu insan bu vecd olayını yaşadıktan sonraki bir değişim süreci var. Kötüye doğru değil tabii ki, iyiye doğru değişim süreci var. Bu değişim sürecini atlatan kişi direkt yönünü değiştiriyor. Zaten 5 vakit kılmayan adam 5 vakite başlıyor. Onu söyleyeyim. Hani 5 vakit namazı kılmak isteyen ve bir şeyler öğrenmek, dini konularda ve ilmi konularda bir şey öğrenmek isteyen bu kitaptan başlayabilir. Ama gerçekten bunu hissediyorsa, kalbinde bunu, bu sıcaklığı hissedebiliyorsa bunu yapabilir. Ya ben şu kitabı okuyayım bakayım neymiş diyeceksiniz, hiç bu kitaba girmeyin. Özellikle söylüyorum, altını çiziyorum, bu kitaba girmeyin. Gerçekten bunu hisseden kişiler bana Instagram ve Twitter'dan, DM'den bana mesaj olarak atarlar. Konuşmaya başlarız. İlerleyen günlerde evet siz buna uygunsunuz diyebilirim ya da demeyebilirim. Bu duruma göre, size göre değişiyor. En azından ufak da olsa böyle bir bilgi vermek istedim size. Yani eğitim almak isteyen arkadaşlar bana özelden yazsın. Oradan detayını konuşuruz. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Gerçekten bu kitabı uygun olmayan kişiler başlamasın. Bunu rica ediyorum. Bunun haricinde başka bir, bu konuyla ilgili çok fazla bir şey de söylemek de istemiyorum. Çok fazla dillendirmek de istemiyorum. Çünkü özel bir konu. Rica ediyorum. Bu konuda da hassas olursanız, değişik değişik böyle kötü sözler yazmazsanız sevinirim. Bu herkesin yapabileceği bir yol değil arkadaşlar. Yani lütfen bu konuda özellikle saygı bekliyorum. Teşekkürler.